geldiniz? Şu tufani. Kitama gom kerdem, mirem dönbeler. Bas kon işte. Hatta tapayı şenliyem cevap به جا شدم. به هر حال اون چی که لازمه من همراه دارم. را بیافت بریم بابا. ولی من که گفتم نمیخوام اونجا بیام. بریم بابا جون بریم. من نمیخوام بیام. میخوام برگردم. برمیگردیم. یالا بریم. بابا عزیز، دیگه نمیخوای به دشت بری؟ چرا بابا جو؟ پیدا میکنم. مگم میشی؟ کسی که ایمان داره گم نمیشه بابا جا. المطمئن و لایتی و عبدا. پس این جشن کجاست؟ نمیدونم بابا جا. نه، اونا هم نمیدونم بابا جا. آخو مگه میشه به جشن رفت که کسی نمیدونه کجاست؟ کافی رابه اونا که واقعا دعوت شدن خودشون راه رو پیدا میکنن بابا جا. ولی من میخوام برگردم. میخوام تا جاده همراهیت کنم، اونجا اتوبوس میرسه وقت برمیگردی. Son günahım, son ders olarak benim bu konudaki yolculuğumun işaret taşlarını ihtiva ediyor. Fakat bunun ben açıklamadıkça sanki kavranılamayacak taraflarının olduğunu düşündüm. O yüzden son derste son günahım üzerine birkaç ayrıntıya, bu son dersin konusuyla irtibatlı olarak birkaç açmaza işaret edeyim, kayda girsin istedim. Belki aynı yolu yürüyecek olanlar kendi yolculuklarıyla karşılaştırırlar diye düşündüm. Zamanımız ne kadar? İyi tamam. Evet toparlarız sanıyorum. Şeyi bizim Edis'i üzmemeye çalışıyorum. Tamam. Yarım saatte ben takıyorum her ders mesela değil mi? Edis bayıldı mı bak. Ey Talip, son seslenişim bu sana, son küstahlığım, son günahım, son günahım. Niye küstahlık? Yolculuğun kendisine, hedeflerine dair konuşulur ama yolculuğun kendisi genelde konuşulmaz. Bu dediğim gibi bir takım ikilikler içerisinde kurulmuş bir metin. Bu ikiliğin yönleri değişiyor. Bunları tayin edemezsek metnin söylemek istediği anlaşılmaz. Bu bir söyleşi. Söyleşinin kendisinde bir ifşa varsa
küstahlıktır. Niye haddi aşmaktır? Susulması gerekeni dile getirmedir. Günah, günahın itirafı bizim kültürümüzde günahtır. Yani günahlar ne olmalı? Söylenmemeli. O yüzden eğer bizim geleneğimizde biri günahımı itiraf ediyorum diyorsa günah işliyordur. Bir bu küstahlıktır. O yüzden bu son günahım. Şimdi konfesör, yani konfesyon itiraf olduğu için itiraf hep bir muterif, yani itiraf eden hep bir itirafı dinleyici arar kendisine. Dolayısıyla konfesör de, yani itirafı dinleyen de günaha ortak olur. Günahı söyleyen değil, sadece söyleyen değil, günaha kulak veren de günaha ortak olmuş olur. Eğer bu söyleşi bir kişinin kendisi kendisine söyleşisiyse, hem konuşan olmak itibariyle günahkardır, hem dinleyen olmak itibariyle, olması itibariyle bir günah işlemektedir. Dolayısıyla aslında itiraf eden, itirafını dinlediği için de günahkar olur. O itirafa tanıklık edenler de günaha girmiş olur. Herkes kendine verilen en değerli armağanı kullanırmış yolu bulmak için. Bu biliyorsunuz Baba Ziz'den bir replik. Mış eki Türkçe'de alıntılar için kullanılır. Başbakan buraya geliyormuş. Demek duyduğuma göre başbakan buraya geliyor. Mış bir hikaye kipidir. O yüzden herkes kendine verilen en değerli armağanı kullanır deseydim ben söylemiş olurdum. Ama kullanırmış. Öyle duydum. Hatırlıyorsunuz o sahneyi. Çocuk şarkı söyleyerek geliyor. Nereye gideceğiz diye bilmiyoruz. Toplantı var. Toplantıya gidiliyor. Nereden gidilecek diye. Bilmiyorum diyor. Nasıl bulacağız diyor. Herkes kendine verilen armağanı kullanarak yolu bulur diyor. Senin diyor sesin güzel. Sen çığır diyor. Şarkını söyle. O yeteneğin sana yolu bulduracak diyor. Herkes o armağanın kendisindeki istidattan dolayı hakikatle irtibat kurabilir. Yani bir ressam resim yaparak, diyelim ki bir ses sanatçısı, sesi güzel olan, şarkı söyleyerek, şiir yazan, şiir yazarak. فکرم تو بدون من رفتی بابا جون. چطور نشدی؟ صداش منو بیدار کرد. داشتم نماز میخوندم. اشتیا مثل اینکه تنها نیستیم. السلام عليكم. عليكم السلام. انتم مشين للموسم؟ مراسم؟ بلي. من فکر کردم تو دیگه با من نمیای. چرا؟
ولی باید بقیه قصه شاهزاده رو برام بگی. خیلی خوب میگم بابا جون، راه درازه، میگم واسه. قل وين هالموسم؟ ما اعرف، حتى بابا عزيز ما يعرف، اصلا ما حد يدري. بصح كيفاش توجدوا طريق؟ فقط سيروا سيروا. واذا تهنا كيفاش؟ المطمئن لا يضيع ابدا. الكل يبحث بانفسه ما لديه وانت صوتك الجميل. بخوام پسرم، صدایت برایت راه رو باز میکنم. هی روز برا که زره رقص کنند. جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که خود را رقص کنند. در زهره که در هوا و در همون است. Sözcüklerinden başka değerli bir şey yoktu yanımda. Onları sundum sana. Bizdeki armağan dil diyorum. Kabir taşlarına kazınmış küplü sözcükler, kefen bezlerine işlenmiş belli belirsiz kanlı heceler. Fakat gerilim arttırmak için burada bir şey yapayım. Dikkat ederseniz Tanrı da kullarıyla irtibat kurmak için sözcüklerden yararlanır. Önce ne vardı? O yüzden bu Tanrı ile kullar arasındaki bir konuşma da olabilir. Fakat şöyle de yapabiliriz. Acaba bu yazar kendisini böyle garip halüsinasyonlar görerek filan, böyle bir takım uluhiyet filan imalarında mı bulunuyor diye de daha eksejere de edebiliriz. Fakat ben bu bana katlananlar için de bu düzeyde bir yorumsama çıkmayacağını düşünüyorum. Sadece söyleşinin çok katmanlı oluşunu dikkate almazsanız metin size kendini anlatamaz. Bitti mi diyorsun? Daha yeni başladık. Sözcüklerimden başka değerli bir şey yoktu yanımda. Onları sundum sana. Kabir taşlarına kazınmış küflü sözcükler, kefen bezlerine işlenmiş belli belirsiz kanlı heceler. Şimdi niye kefen bezleri? Niye kabir taşları? Yani demek istiyor olabilir ki burada yazar, sana hep okuduklarımı anlattım, yaşadıklarımı değil. Hep bir zamanın en büyük zekalarının yazdığı kitaplardan, öyle doğru olduğunu zannettiğim yakışıklı cümleler buldum. Bana ait değil, ben kendimden konuşmadım. Ben hep okuduklarımı hakikat belleyerek onların hakikate en yakın olanlarını sana aktardım. O yüzden bunlar hep tarih, geçmiş, gelenek, kökler, kendi geçmişim, kendi köklerim, kendi geleneğim, kendi toprağım. Onları nerede bulursunuz? Kabir taşlarında. Ama küflü sözcükler, hiçbiri modern değildir. Burada şey de diyebilirim. Ben çok küflü sözcüğün üzerine parlatmış olduğumu sanıyorum. Kefen bezlerine işlenmiş belli belirsiz kanlı heceler. Yani aktardığım şeyleri de öyle çok keyifli bulmadım. Bunun uğrunda bazıları can verdi. Enel Hak üzerine yazmak, edebiyat yapmak değildir yani. Gönlümce en değerlerini seçip fısıldadım kulaklarına. En eskilerini. Hakikaten de hep böyle düşündüm. Ne kadar derinde olursa, ne kadar eski olursa o kadar değerli olur sandım.
Söyledim demiyorum, fısıldadım diyorum. Fısıldamak kelimesi Arapça'da çevrilse bu cümle ne ile şey yapılır? Vahyettim diye bile çevrilebilir. Belki en doğrularını değil ama inan ki en güzellerini. Bazen ulu dağların zirvelerinden, en tepelerden, bazen engin ummanların derinliklerinden, niye yaptım bunu? Mecnun'un ahını duyasın diye. Ölüler diyarından, çölden, daima dostların yanından. Niye? Belki demek istiyor ki ben çağdaşlarımla irtibat kurmayı pek beceremedim. Hep hakikati, hakikatin bilgisini geçmişte ve kitapların arasında aradım. Kitapların arasında yani ya belki çok büyük zirvelerdi onlar, büyük alimler, allameler. Belki çok kişinin adını bilmediği şeyin, denizin, ummanın diplerinde bir istiridyenin içindeki inci tanesiydi. Bazen çok derinlere daldım, bazen çok yükseklere çıktım. Ama bütün bunları yapmamın sebebi sana bazı bilgiler öğretmek, seni üniversite imtihanlarına hazırlamak, doktoranı kazanmak filan değildi. Yani bunu yine ilim için yapmadım. Mecnun'un ahını duyasın diye. Ölüler diyarından, çölden, daima dostların yanından. Meczup iniltilerini iştesin diye. Şimdi meczup kelimesi benim derslere aşina olanlar bilir. Meczup cezbeye, çekime uğramış olan fail değil, münfaildir. Yani bağlıları bilerek, isteyerek bir şey yapar. Münfaille yapılır. Meczup bir yere giden adam değildir. Bir yere çekilen adamdır. O, onun iradesi yoktur, o isteyemez. Mıknatısın demiri çekmesi gibidir. Burada meczup demir gibidir. Mıknatısı onu çeker. Orekton. Yani oreksiz de istek değil, istenen şey. Arapçaya 9. yüzyılda eşşeyül müştehi el matlub diye çevrilmiş. Talep edilen, iştaha edilen şey. Meczup iniltilerini iştesin diye. Dikkat ederseniz yukarıda Mecnun'un ahı, burada inilti. Yine fikirler, bilmem ne, Kant, Mant, demin giderdi ki Pantes Antropoi değil yani. Kuytu kuşelerde aşıklar musafından şiirler okudum sana. Aslında kuytu kuşelerde şeyinin bir öyküsü var. Onu kısaca iliştireyim. Mithat Cemal Kuntay Akif'in arkadaşıdır. Akif iyi kötü biraz tanınan bir şairdir. Mithat Cemal Kuntay ise şey, böyle snob. Kendini çok büyük şair zanneden. Akif de sakallı makallı. Adam yerine koymayan, bu gazelden başka bir şey yazamaz diye zannettiği filan bir haldedir. İlk tanışmalarını anlatır. Akif'e yani sen anlamazsın ama istersen sana bir iki şiirim okuyayım der gibi yolda yürürken Akif'i küçümseyerek şey der. Benim şiirlerim var, okuyayım istersen filan der. Ondan sonra Akif diyor, hızlıca kolumdan tuttu. Beyazıt'ta yürüyorlarmış. Nedense benim de gözüme şeye doğru, Kadırga'ya doğru bir sokak gelir. Mithat Cemal'i hemen böyle şey yapar. Bir köşeye çeker. Şimdi oku der, dinliyorum seni. Şeyin hakikat yani böyle yolda, ana caddede falan olmaz. Bir kuytu kuşe. Kuşe köşe demek biliyorsunuz. Ancak köşede oku, şey yapar ama ben nereden okudum şeyi? Aşıklar Musafı'ndan. Şiirler okudum sana Kur'an'dan. Niye okudum? İki damla gözyaşı uğruna.
Dikkat ederseniz burada da bu şeyin orekton kısmı, yani bizdeki duyuların muayile olsun, duyular olsun, görme olsun, akıl olsun, fikir olsun fark etmez. Bunların kendisi değerli değildir akla kadar. Akılda iş değişir. O zaman kadar değerli olan bunları harekete geçirecek olan olgulardır. Yani Mecnun'un kendisinde bir değer yoktur esas itibariyle. Leyla olacak. Ya Leyla yok Mecnun olunmaz ki. Mecnun'u kim harekete geçirir? Mecnun'un devinimin nedeni nedir? Leyla'dır. Dolayısıyla dikkat ederseniz Mecnun'un ahı, meczupların iniltileri, şiirler, iki damla gözyaşı, bütün bunlar ne? Bu aslında Leyla'yla karşılaşmanın semptomları. Aristoteles Semeion tabirini kullanır metafiziğin girişinde. Şimdi oraya dönmeyeyim. Niye peki kuytu kuşelerde aşıklar musafından şiirler okudum sana? Kur'an'dan iki damla gözyaşı uğruna. Yanmazsam yanmazsın sandım da yandım. Yanmadın. Buna edebiyatta inkisar denir. Bir konuda çok fazla emek sarf edenlerin, Tanrı'nın da en çok rahatsız olduğu şeydir. Nedir o? Tanrı en çok neden rahatsız olur? Küfürden. Küfür nedir? Yanlışlıkla inkar diye çevrilir. Hayır. Nankörlüktür. Sunulan imkanların kıymetinin bilinmemesi anlamına gelir. Yani Tanrı gök küsebilir. Hakikat küsebilir. Eğer yankı alamazsa. Ya ama bu sadece şey olsaydı, fikirler çok sallıyor diyemez miydik yıllar için? Yanmazsam yanmazsın sandım da yandım. Yanma. Ne, nerede yandın ya? Eğer bunlar düşünce olsaydı yanma fiili doğru olmazdı. Belki de demek istiyor ki ben o sözleri sana aktarabilmek için neler çektim neler. Ve ben bunları sırf sana laf olsun diye söylemedim sana. Sırf sözcüklerle değil, eylemlerimle de onu ispat ettim. İddiası olmalı. Yoksa niye inkisara uğrasın? Tanrı sözlerinin inkarından rahatsız olur mu? Efalinden olur. Fiillerinden. Geçmişimi hatırlamak için başkalarının tanıklığına ihtiyacım var. Başkalarının sesine. Senin sesine. Bunu da hatırlamak için, iyi yorumlayabilmek için. Belki ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi istedim mi hatırlamak lazım. Tanrı kendisini bilmek için bir aynaya ihtiyaç duyar. Alemi o yüzden yaratır. Fakat alem bile yetmez kendisini görmesine. O yüzden derler ki eskiler, Allah Adem'i alemin cilası olsun diye yarattı. Çünkü alem yetmedi. O şeyi ayna olamadı. O aynanın üzerinin parlaması lazımdı ki gösterebilsin Tanrı'nın ihtişamını. O yüzden ancak insan bunu sağladı. O yüzden aleme sığmaz. Ama Adem'in kalbine sığar Tanrı. Geçmişimi hatırlamak için başkalarının tanıklığına ihtiyacım var. Kendimden gayrısına, ben beni bende bilemem. Başkalarının sesine, senin sesine. Ruhumdan nefhalarla kardım toprağını. Bu nefaktu min ruhi ayetinin öncesine hatta kendisine işaret eder. Hani nasıl yarattı insana Tanrı? Önce topraktan yarattı bir beşer olarak. Sonra ne yaptı? Ruhundan ona
üfledi. Nefahtu min ruhi. Nefha dediğimiz soluk verdi ona. Nefhalarla kardım toprağını. Yani toprağa o kelimelerle demiyor, sözcüklerle demiyor. Burada sözcükle ses arasında bir fark vardır. Nefha nedir? Nefha sözün nesi? Maddesidir. Çünkü ses olmasa söz olur mu? Ses sözün maddesidir. Ruhu nedir onun? Manadır. O yüzden senin toprağına nefalar üfledimin yerine ruhumdan nefalarla kardım toprağını. Niye? Niye yaptın bunu? Sırf seni sende senden duyayım diye. Sinende. Sırf bir aksisada. Sade bir ah. Sadece bir inilti. Bak o yüzden belki de yazar okurdan da benzerlerini aktarmak istiyor. Çünkü ne dedi? Aksisada. Narkisos'u biliyorsunuz, kendinizi suda görmek. Sade bir ah, sadece bir inilti. Mecnun'un ahıyla meczup iniltilerini hatırlamanız icap eder. Peki nereden gelir bu? Beyinden mi? Serebral korteksten mi? Frontal lobdan mı? Hayır, sinenden, göğsünden gelir. O zaman yine buradaki ilim olmasa gerek. Fakat bak bencillik bir daha başlıyor. Sanki bizim iyiliğimiz için yapmış gibi görünürken diyor ki hatırlamam için. Zikredin beni, zikredeyim sizi. Anın beni, anayım sizi. Zikretmek, anmak, aynı zamanda hatırlamak demek. Tanrı'yı ne kadar hatırlarsanız Tanrı da sizi o kadar hatırlar. Tanrı bile kendisini sizin onu hatırlamanız aracılığıyla hatırlar. Geçmişimi hatırlamak için başkalarının tanıklığına ihtiyacım var. Başkalarının sesine, senin sesine. Ruhumdan nefalarla kardım toprağını. Sırf seni sende, senden duyayım diye. Sinende, sırf bir aksisada. Sade bir ah, sadece bir inilti hatırlamam için unuttuğumu, kaybettiğimi, kendimi bulmam için yolu, yordamı ve seni bulamadım. Ne problemli adammış bu ya. Yılmadım, yaldım sana, durmadan yaldım. Asırlarca, belki bulurum diye, inadına, sen sustukça ben yaldım, usanmadan, biteviye. Rüzgar masam mektubunu havalandırırken, yazmazsam yazmazsın sandım da yaldım, yazmadın. Çok mesafe olmalı. Çok uzak bir diyarlardan kurulmuş bir ilişki gibi gözüküyor. O yüzden yaşama gelmiş, sona doğru. Yolculuğun sonu. Yeşillere bürünmek Hızır'a tahammülün bedeli. Hızır yeşilden gelir zaten. Hıdır Ellez'i bilirsiniz. Yeşillere bürünmek yaş olan, fresh olan, taze olan, yaşam kelimesi de yeşilden gelir, aynadır. Yaş ve yeşil, yaşlı ve yeşil. Ama bakın bunun da bir bedeli var. Yani bu aslında ete kemiğe büründüm kısmına da delalet eder. Siyah ölüme. Yeşillere bürünmek Hızır'a tahammülün bedeli. Niye Musa'ya Hızır ne diyor hatırlarsanız? Sen bana tahammül edemezsin.
Ben sana demiştim, sen bana tahammül edemezsin diyor. Yok yok ederim diyor. Sen tamam bir daha demeyeceğim diyor. Musa her defasında Hızır'a ben sana tahammül ederim diyor. Hiç edemiyor. Doğrusu da edememektir zaten. Yani burada şeriatla çatışmanın başladığı yerdir orası. Şimdi bakalım bu ne olmuş? Ne olmuş yani Hızır'a tahammül etsek ne olurdu? Bakın dinleyelim. Yeşillere bürünmek Hızır'a tahammülün bedeli. Bir yandan dostların gemilerine zarar vermek. Öte yandan hasmın köyündeki duvarları güçlendirmek. Biliyorsunuz üç örnek vardır Musa ile Hızır arasında. Yolculuğa başladıklarında bir gemiye binerler. Yani bunlar rica ederler ve gemi sahipleri bunları gemiye alır. Fakat bir süre sonra Hızır gemiye zarar vermeye başlar. Musa sinirle der ki, ya ne yapıyorsun ya, adamlar bize iyilik ettiler, gemilerini aldılar, sen onların gemilerini deliyorsun, şey yapıyor, zarar veriyorsun. Ben sana demedim mi, sen bana tahammül edemezsin der. Yok yok tamam tamam der, devam ederler. Sonra bir köye gelirler, köyde yiyecek isterler bunlar, açtırlar. Köylü bunlara yiyecek vermez ve kötü davranır. Bunun üzerine köyün çıkışında böyle bir eğri bir duvar görür, yıkılmak üzere olan. Ona oturur Hızır, tamir eder. Musa yine tutamaz kendisini, der ki, ya sen ne biçim adamsın ya? Ulan adamlar bize nasıl davrandı görmedin mi? Gitmişsin şimdi bir de herifleri iyilik yapıyorsun. Hızır der ki, ben sana söyledim, sen bana tahammül edemezsin. Tamam tamam der. Yine devam ederler ama dikkat edin. Birinde iyilik yapana kötülük yapıyor, birinde kötülük yapana iyilik yapıyor. İkisi de göze göz, dişe diş, kısas ilkesine aykırıdır. Şeriattaki adalet duygusuna aykırıdır bu iki eylemde. İyilik yapana iyilik, kötülük yapana kötülük yapılabilir. Bu adildir. Ama Hızır adil olanı seçmiyor. İyilik yapana kötülük yapıyor, kötülük yapana iyilik yapıyor ama zahirde. Yani ikisinde de şeriatla, zahirin hükümdarı olan şeriatla çatışıyor. Daha da acısı nedir bilir misin? Çocukları öldürmek. Kötü çocukları. Geçmişe zarar vermesinler diye ellerinden geleceklerini almak. Geçmişe, yani kutsala. Üçüncüsü, bir küçük çocuğu öldürür. Bir eve misafir olurlar. Bir yaşlı karı kocanın evine. Onların da küçük bir çocuğu vardır. Hızır o küçük çocuğu öldürür. Musa yine dayanamaz. Der ki, ya sen hasta mısın? Niye yavruca sahabiye kıydın? Yani bak iki tane yaşlı anne baba. Bunun üzerine Hızır der ki, ben sana demiştim sen bana tahammül edemezsin. Şeriat hakikate tahammül edemez. Tarikata bile tahammül edemez de uzlaşabilir onunla. Ama hakikate asla tahammül edemez. O halde ben, yollarımız burada ayrılıyor der. Ama ayrılmadan evvel sana o yaptığım eylemlerin nedenlerini anlatayım der. Ben o gemiye zarar verdim. Çünkü ileride kötü bir kral sağlam gemilere el koyuyordu. O insanlar bize iyilik yapmıştı. O yüzden onların gemilerine biraz hasar verdim ki o zalim kral o gemiye el koymasın.
Yani diyor, zahirde kötülük gibi görünen bu eylemim gerçekte iyilikti. Yani şeriat açısından adil görünmüyordu ama hakikat açısından adildi. İki, o köyde bize kötülük yapan köylünün, ahalinin aksine orada o duvarı düzelttim. Çünkü o duvarın altında bir hazine vardı. O hazine de iki yetim çocuğa aitti. Eğer o duvar yıkılırsa altınlar ortaya çıkacak ve o altınları köylü onların elinden alacaktı. Ben duvarı sağlamlaştırmak suretiyle yıkılmasını geciktirdim ki o çocuklar birer delikanlı olduklarında, yani belli bir yaşa geldiklerinde duvar yıkılsın. O zaman onlar kendi miraslarına sahip çıkabilsinler diye. Üçüncüsü, tabi tefsir alimlerinin hiçbirinin aklı bunu almaz. Zahir ehli, rusum ehli bunu bir türlü şeriatla telafi edemezler. İkisini de yine bir abrakadabra yapıyorlar. Üçüncüsünde o çocuğu öldürdüm diyor. Çünkü onların anne ve babası çok inançlı, çok iyi insanlardı. Bu çocuk büyüdüğünde çok kötü, anne babasına zulmedecek, kötü bir evlat olacaktı. O kötülüğü yapmasın, o anne babanın iyiliği için onları, o çocuğu küçükken öldürdüm der. Yani ben bunun bile pimi çekilmiş bir el bombası gibi oraya konduğunu düşünürüm. Bunun burada açıklamayacağım tabii sebeplerini. Hocam, burada eylemin kendisinin etkisini yok aslında. Yani meal düzeyine baktığımızda korktum diyor. Yani asi bir çocuk olacaktı da demiyor. Asi bir çocuk olmasından korktum diyor. Ya aynı şey ya. Ya olay şöyle de diyebilirsin. O çocuğun ileride anne babasını üzecek kadar zalim bir çocuk olması beni dehşete düşürdü. Ben en iyisi bu şeyin önüne geçeyim dedim. Onu kabullenebileceğin kılığa sokma çalışmamanı öneririm sana. Yani en canını acıtacağı şekilde onunla irtibat kurman lazım Metin'le. Evet, bir daha başlayalım orayı. Yeşillere bürünmek Hızır'a tahammülün bedeli. Bir yandan dostların gemilerine zarar vermek, öte yandan hasmın köyündeki duvarları güçlendirmek. Daha da acısı nedir bilir misin? Çocukları öldürmek. Kötü çocukları. Geçmişe zarar vermesinler diye ellerinden geleceklerini almak. Türkiye'de olan budur. Ecdat yani. Geçmişe, yani kutsala. Bu yüzden öldürmeliydim seni. Kan gölünün tam da ortasında. Gür naralar savura savura. Bezirgan tezgahlarını tekmelerken. Her kuşku bir diğerinin ötesindeyken. Yakalayıp perçeminden yere çalmalıydım o pis nefsini. Nefsimi. Yapamadım. Hızır'a ihanet ettim. İki denizin birleştiği yerde yolumu kaybettim. Yolumu, yani sorularımı. Bir dizi cevap dudaklarında ölürken. İnanmazsam inanmazsın sandım da inandım. İnanmadım. Bu benim 40 senemin öyküsüdür. Son kısım, itirafın hası burada yapılır. Size anlattığım bir öykü vardı demin, onunla irtibatını kuracağınızı varsayıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Masal gibi sanki. Hem la, hem illaymış. Hakikat. Önce yok demeyi bilmekmiş edep. Anladım bezmelestin sırrını. Benim ilk günahımmış illa. La, benim son günahım. Bununla ilgili fazla bir şey demeyeceğim ama
kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin iki bölümden meydana geldiğini hatırlamanız lazım. Biri la ilahe. Oradaki la ilahedeki ilahenin mensup gelmesi, yani fethayla bitmesi, sizin anlayacağınız. La'nın cinsini nefyeden la olmasından kaynaklanır Arapçaya göre. Cinsini nefyeden la, ilah cinsinden otorite, bugün Türkçe'ye otorite diyebiliriz. Ya da kudret, güç, iktidar. Cinsinden olan ne varsa tümünü demektir. Yani oradaki la ilahe bitti, tamam Edis. La ilahe oradaki ilah cinsinden her ne var ise akla gelebilecek her türünün tamamının yokluğunu ilan etmektir. Birinci kısım çok güçlü bir nefidir. Hiçbir uzlaşma içermez. Fakat illa bir istisnadır. El istina fil istisna diye 20 yaşlarında şöyle 400-500 sayfalık bir kitap vardı. Sırf bu edatı inceliyordu. Onu okumuştum. Bu illa çok önemli bir edattır. İllallah. Yani ilah cinsinden hiçbir şey yoktur. Ancak Allah müstesna. Şimdi hakikat bu cümlenin iki yanını ile birlikte tamamlanan bir şeydir. La ilahe illallah. İllallah da tek başına bir anlam ifade etmez. La ilahe de etmez. İllallah dedik, demedikten sonra la ilahe demenin bir anlamı olmaz. La ilahe dememiş adam illallah dese ne olur, demese ne olur. Yani hakikat hem la ve hem illada. Yani hem nefi hem ispatta, hem yassımakta hem olumlamakta. Önce yok demeyi bilmekmiş edep. Yok burada la'nın Türkçesi oluyor. Yani edep nedir? İfadenin söz dizimsel sırasına göre la ilahe illallah. Yani önce la ile başlamaktır. Yani hakikat talibi yola la ile başlar. Edeben böyledir. Yoksa başkaları bir sürü başlayabilir. Hakikat ikisi olmakla birlikte söz dizimine göre la ilahe illallah'tır. Edeben eğer bu hakikatin iki tarafıyla da irtibat kuruyorsan, öncelik hangi tarafta? Yatsıyan, reddeden tarafta olman lazım. Anladım Bezmelest'in sırrını. Bezmelest uzun. Dersin sonuna geldik. O da size ders olsun. Benim ilk günahımmış illa. La benim son günahım. Yani demek istemiş ki yazar burada. Anlaşılan öyle. Ben önce illa demişim yanlışlıkla. Yolun sonunda la demeyi öğrendim. Hepinize hayırlı tatiller.
حسن منتظرت بودم. منتظر من؟ منتظرت بودم که شاهد مرگ من باشی. چرا من؟ من که اینقدر از مرگ میترسم؟ درسته، اگه به کودک در تاریکی شکم مادر بگن که بیرون از اینجا دنیای پر نور با کوههای بلند، دریاهای مواج، دشتهای وسیع، باغهای زیبای پر از گل، جویهای جاری از آب روان، آسمان پر ستاره، خورشید تابان، ماه درخشان، و تو با شگفتی‌های فراوانی روبرو میشی، ولی تو در تاریکی میمانی، چون کودک از این واقعیت ها هیچی نمیدونه. به نظرش همه اینها ناممکن میاد و باور نمیکنه. برای همینه که از مرگ میترسی. ولی مرگ نمیتونه نور باشه. مرگ پایان همه چیزه. چگونه مرگ پایان چیزیست که آغاز نداشته؟ حسن پسرم، در شب زفاف من قصه نخور. شب زفاف؟ بله، شب زفاف من با ابدیت. منو تنها بذار، کمی بعد برگرد و منو با شنا بپوشو. Ah!